Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu saçımı ve artı iki saç daha yaptık. Bu saçlar bir kere maşalı saçtan 3 farklı model çıkarttık diyebiliriz aslında. Bunun için şöyle bir maşa kullandım. Ve 3 farklı birbirinden harika model çıkarttım bana kalırsa. Bunların 3'ünü de günlük de kullanırım, gece de kullanırım. O yüzden videoyu bence hemen başlatalım diyorum ve sizi hızlıca videoya alıyorum. Gördüğünüz üzere saçlarım pırasa gibi, yani o kadar düz ki hiç böyle aman aman bir şeyi, havası falan yok. O yüzden de çözümü maşada buluyorum. Bugünkü saç için ihtiyacımız olan tek şey maşa. Bu arada bu videoyu ön kamerayla çekiyorum. Yani arada buradan kendime bakacağım çünkü ayna çok uzakta kalıyor. Ve benim burada olmam gerekiyor çünkü ben genelde saçımı hep burada yapıyorum. Neden bilmiyorum, salonun baş köşesinde. Ama yani nasıl yapıyorsam en doğalıyla, en güzeliyle size göstermek istediğim için burada çekmeye karar verdim. Şimdi saçımı tarayacağım öncelikle. Bu tara zaten şeyden bir ısıtır bence. Gratis'te çok var. Önce bir saçımı tarayıp böyle aradaki karmaşıklıkları yok edeceğim. Saçımı şöyle ayırıyorum. Şimdi dönüyorum size. Buradan çıkardım. Bu mandal bazen çok sinirliyor. Şimdi saçımı alıp maşayla şuradan, ay maşa çok ısınmış, böyle çekip kıvırıyorum. Kulağımı yakmaktan en korktuğum şey kulağımı yakmak. Böyle bukleler elde edeceğim. Şimdi böyle böyle bütün saçımı böyle yap. Thank you.
saçımı nasıl doladığımı göstereyim istiyorum. Bir tutam alıyorum. Tutuyorum. Ve dibe kadar böyle hafif bir çekiyorum. Böylelikle burayı da ısıtıyorum. Ve sonra döndürüyorum. Böyle tutuyorum. Mümkünse elimle bakıyorum ısınmış mı diye. Isınmış. Sonra şuradaki bu şeyle burayı açarak yavaş yavaş böyle açmaya çalışır gibi yavaş yavaş burayı açıyorum. Ve darap darap darap. Şimdi maşamı kapatıp kaldırıyorum artık. Çünkü maşayla işim bitti. Şimdi isterseniz böyle kullanabilirsiniz. Ama böyle şey oluyor yani olmuyor hani bilmiyorum böyle kullananız var mıdır. Şu da soğusun, bunları elimle açacağım. Bu da kurudu, şimdi elimle açmaya başlıyorum. Elimle açınca aşırı kabarıyor. Bunu önceden söyleyemeyebildim ama açmaya başladıktan sonra aklıma geldi. Şimdi bence bu görüntüyü hiçbirimiz sevmeyiz. Çünkü kabarık saçı, ya ben severim orası ayrı konu da bu kadarlığı ben de sevmiyorum. O yüzden bir tık böyle bunu bozmak için bir şey yapmam gerekiyor. Bunu da egosun, hediye, hareketli buklelerinin köpüğünü alıp çok azıcık elime böyle elime alıyorum ve döküldü. Neyse böyle. Biraz daha buklelerin hareketlerini söndürüyorum aslında. Böyle çekiyorum birbirlerine, sokuyorum onları. Tabii ki bunu tek bununla yapmayacağım. Bu köpükle yapmayacağım. Çünkü bir tek bu köpükle asla olmayacak. Şimdi bir tarağımı tekrar alıp tekrar tarıyorum. Böylelikle bunlar biraz daha birbirlerinin içlerine giriyorlar. Ya aslında amacım o sık sık yapmamın nedeni kısa saçımın olmasıydı. Bununla birlikte daha böyle bir bütün haline girişiyorlar. Mesela bu daha kullanılır bir model benim açımdan. Böyle yaptım mı? Ben bunu kullanırım. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Saçımızı bir böyle kullanabiliriz. Yani ben böyle kullandım şahsen ve çok da güzel oluyor şahsen. Yani bilmiyorum, ben seviyorum en azından bu dalgaları. Tabi burası birazcık süre geçtikten sonra daha da sönüyor. O zaman daha güzelleşiyor ama şu an çok süremiz olmadığı için bunun böyle sönük olmayan halini görmeniz gerekiyor. Şimdi bir diğer modelim ise şöyle bir tarak alıp böyle ne tarağıydı bunların adı? Krepe. Tarağı alıp bunu birazcık daha böyle kabarıklaştırıp birbirinin içine sokacağım. Böyle çok bilmiyorum, bana bu saç hep Belgüzel Kore'yi hatırlatıyor. Belgüzel Kore'nin uzun saçlı hallerini hatırlatıyor. Bu da mesela onun daha şey hali. Bu halini çok seviyorum mesela. Bence bu hali de çok güzel. Böyle bir tarakla bir tık daha farklı bir model yapabiliyorsunuz. Bir diğer saç modelim içinse bir çengelli topa ihtiyacımız var. Bilmiyorum, bunu herkes yapmayı sevmiyor ama ben bayılarak yapıyorum. Çünkü bilmiyorum, ben seviyorum ya. Saçımı buradan bir topuz yapıyorum. Bir diğer saç modeli. Benim sanırım göstereceğim saç modelleri bu kadar. Bu saçları umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak isterseniz, ki daha birçok videom var, lütfen kanalıma abone olun. Ve abone olduktan sonra zil tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Lütfen lütfen, çok lütfenli bir video oldu.
Umarım tekrardan videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka saç videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.